Fanatik Gazetesi YouTube kanalından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Nihat Üzel. E-spor rehberi programında Caner Kolasigil ile beraber yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Caner hoş geldin. Nasılsın? İyidir Nihat, hoş bulduk. Sen nasılsın, iyi misin? Ben deyim, teşekkürler. Her şey yolunda. Bugün biraz basketbola geçelim. Futbolu konuştuk, FIFA'yı, PES'i konuştuk. Şimdi de NBA 2K20'ye geçelim. Hazır PSN'de de 22 liraya düştü. İnanılmaz bir indirim var oyunda. Sen nasıl buluyorsun oyunu ve bu 22 liraya düşürülmesi hakkında neler düşünüyorsun? Ben onları çok merak ediyorum. Ya şöyle, zaten 399 liralık bir oyunun 22 liraya verilmesi bir oyun sever için bulunmaz bir nimet. Tabii. Zaten FIFA 20 de şeye geldi, EA Access'e geldiği için artık insanlar daha rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Onun üstüne bir de NBA 2K'nın 22 liradan olup GTA 5'in de Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde veriliyor olması oyun severleri şu anda hani mutluluktan mest etmiş durumda. NBA'ye gelirsek zaten 2K EA Games'i geride bıraktı. NBA Live'ı tamamen devre dışı bıraktı. Zaten bu sene onlar oyun çıkarmadı. 2K Evet. artık tek başına kaldı bu segmentte. Hikaye olarak zaten şu an tartışmasız en iyisi diyebilirim. FIFA ile bile karşılaştırdığını. Çünkü oyuncular bir kere en başta şey başrolde İdris Elba oynuyor Tabii canım hikaye yani. modunda. Grafik olarak zaten sürekli üstüne katarak devam eden bir oyundan bahsediyoruz NBA 2K'da. O yüzden ben 21'i de aslında çok merak ediyorum. Yani bunun üstüne daha nasıl katabilirler? Oynanıştan birazcık da bahsetmek gerekiyor Evet. NBA'de. Şimdi 2K19'a baktığımızda bir kere adam geçmek daha zor. Paslar da daha zorlaşmış şekilde. Pick and roll'lar, yani pick yapmak daha çok oyunda hani yeni oyun düzenini getirmişler. Hakikaten üçlüye çıkartıp hani hızlı hücumla direkt şut kullandırmaya yöneltiyor hücumlarda. Ya ben çok beğendim. Yani zaten oyunu oynuyorum. Oyunla ilgili yorumlarım da şeylerim de bayağı olumlu yani. Zorlaştırmışlar oynamayanlar biraz değil mi oyunu? Evet, şey olarak mesela NBA 2K9'da pick and roll geldiğinde direkt çok rahat bir şekilde rakibin yanından sağından kıvrılabiliyordun ya da solundan. Ama şimdi öyle bir şey imkan yok. Çok kolay bir şekilde bir de şey vardı oyunlarda. Mesela topa müdahale ediyorsun ama topu çalamıyorsun. Şimdi 2K20'de onu çözmüşler. Mesela Evet, artık topa evet. müdahale rakibin de dengesini bozabiliyorsun. Rakip de Evet. senin dengeni bozabiliyor. Yani bu bir oyun sever olarak beni çok mutlu etti. Oynarken zorlanmam gerekiyor çünkü. Aslında birazcık online olarak da denedim ben 2K20'yi. Çok zor. Yani böyle çok üst segmentten birisiyle denk geldiğimde diyorum ki ben bu oyunu galiba bilmiyorum ya da oynayamıyorum diyorum. Bayağı bir patates çuvalını dönmüşlüğüm var yani o kısımda maalesef. Bu kariyer modunda acaba 2021'de bizi neler bekleyecek şey hikaye modunda? Ben en çok onu merak ediyorum. Çünkü aslında birçok hikayede şu anda tükettiler. Kolejden gelen bir öğrenciyi anlattıkları bir oyun olmuştu. Çin Ligi'ni gösterdikleri oldu. Acaba bir sonrakinde belki bir Euroleague hikayesi gelebilir mi Avrupa'da? Ya şöyle 2K18'de 2K17'de Euroleague vardı Evet. şey olarak kendi içinde. Bu 2K20'de Women NBA ile NBA'in kendisi var şu anda. Ben Euroleague'in olmasını yani bir basketbol severi olarak aynı zamanda çok isterim. Yani Euroleague'de düşünsene kendi takımınla Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'le mücadele etmek. Bunlar çok ayrı bir tadı bırakıyor. Zaten ben EuroLeague'in ekstradan kendi oyununu çıkartmasını da beklerdim. Yani oyun dediğinizde oyun platformunu bir markayı tanıtmak gibi düşünüyorum. Nasıl NBA şu anda bu markasının üstüne koyuyor, nasıl NBA oynanmıyorken bile oyunluğuyla gündeme gelebiliyor. Yani EuroLeague'in de aslında bu tarz bir şeye adım atması lazım ama daha yolun çok başında olduğu için
İnşallah hani düşünsene Euroleague'de böyle oynuyorsun, daha sonra da NBA'ye şey yapılıyorsun, oradan aynen öyle. Seçilmeyi bekleniyorsun. Şey gibi, Luka Doncic gibi. Hani aslında onun bir hikayesi de yapılabilir. Belki gelebilir yani. Ben de bekliyorum öyle bir şeyi. Ya bir Avrupalı oyuncuyu da görmek aslında güzel olabilir, keyifli olabilir şeyde, hikaye modunda. Ya hikaye modunda şey olayı var zaten, milliyetini seçemiyorsun. Yani direkt Evet. Amerikalı olarak başlıyorsun. Yani düşünsene bir Türk olarak seçmek istersin ya da atıyorum bir Rumen olarak seçmek istersin kendini, hangi milliyettense. Ya zevkli olur. Ben de çok merak ediyorum açıkçası nasıl olacak. Özellikle şu an çıtayı bir üste çıkardıkları için artık bunun bir tık daha üstü ne olur bilemiyorum ya. Yani inşallah güzel bir hikayeyle karşılaşırız. 2020'nin peki çıkış tarihine dair herhangi bir dedikodu veya bir sızıntı var mı şu anda bilinen? Ya sızıntı şöyle, bu süreçten dolayı bütün oyunların ben 3 aylık sürece kendilerini hazırladıklarını biliyorum. Buna FIFA'da da aynı şeyi konuşmuştuk. NBA'de zaten daha net verilmiş bir karar da yok. Sadece idman sahalarını açtıkları için sezonun da devamı akıbeti bilinmiyor. Bana şöyle geliyor, eğer NBA devam etmezse, sezon yarıda bırakılırsa oyunu bir buçuk ay içerisinde çıkartırlar. Ama sezon devam ederse büyük ihtimal 3 ay sonra görmüş olacağız oyunu diye tahmin ediyorum. Şu an muhakkak ama şeyler hazırdır. O hikayeler, hikaye modlarını falan hazırlamışlardır büyük ihtimalle. Şey var zaten, bunu hazırlamak zorundalar. PlayStation 5 geliyor en başta. Evet. Ya o PlayStation 5'ten dolayı mesela dün kol tanıtımı oldu. Kolu gördüm. Yani oyunları şu anda çok merak ediyorum. O kola, o şeye, grafiklere nasıl sağlayacaklar bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Epic Games de paylaşmıştı Unreal Engine'ın oyun tanıtımını. O da bayağı grafikler harika ya, görünüyor yani. Hikayeler artık efsanenin efsanesi olacak gibi. Yani hani biz daha bir tık üstünde neler olabilir düşünürken, düşünsene grafik olarak bile şu an bile bizi şaşırtıyor. O zaman herhalde biz normal maç gibi oynayacağız. Yani hakikaten bu, bir de seyircileri falan da işin içine sokarlarsa grafik anlamında çok üst düzey bir oyun bizi bekliyor diyebilirim yani. Aynen öyle. PlayStation 5'i ayrı bir konuda konuşuruz da son olarak NBA ile ilgili şunu sormak istiyorum. E-spor'da NBA'de şimdi FIFA çok atılımda e-spor'da. PES keza öyle, o da atılımda. NBA'de peki bu tarz şeyler, etkinlikler düzenleniyor mu? NBA'in bununla ilgili zaten kendi ligi var. Her takımın ikişer oyuncusu var. NBA sezonu devam ederken onlar da maçlarını aynı şekilde, aynı formatta devam ediyorlar. Mesela Lakers'ın normal sezonda Pelicans'la maçı var diyelim. E-sporcular da onlarla birebir maç yapıyorlar. Her sezon sonunda bir şeye bakılıyor, lig sıralamasına bakılıyor. Ona göre onlar da kendi aralarında bir playoff oynuyorlar. Bu sefer playoff'ta işte kendilerince sıralamaya göre bir belli bir sıralamaya giriyorlar. Ben maçları izledim, bayağı keyifliydi. Yani bir de orada şey de var. Nasıl diyeyim? Oyun platformu çok gerçekçi olduğu için birebir oyunculardan da destek alıyorlar. Hani senin hangi özelliklerin evet, daha iyi yaptılar gibi. Onları cidden kullanıyorlar. Yani ben oyun oynarken bayağı izlerken de o tadı alabiliyorum. Gerçek bir maç keyfi. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Onu da söyleyeyim. NBA 2K20'de şey özelliği var. Mesela Foot Team kuruyorduk ya FIFA'da. Evet. NBA 2K'da o özellik var mesela şu an. İstediğin takımı o kartlardan kurabiliyorsun ve onları yeni belli görevleri yerine getirerek yeni kart açabiliyorsun. Yani o tarz özelliği de getirmişler bu 2K20'de. Caner, çok teşekkür ediyorum verdiğin kıymetli bilgiler için. Çok sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili izleyenler, Fanatik TV'de ekranlara gelen Espor Rehberi programından bu haftalık da bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.